Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda neredeyiz? Denizli Çivril'deyiz, Yeniköy'deyiz. Ömer abinin elma arazisindeyiz. Ve 2 yıldan beri Ömer abi bizle Denizli Çivril bayimiz Ömer Kut'la iletişime geçip %100 gübre siyah toprağı kullandı. Ömer abi merhaba, öncelikle nasılsın? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ömer abi öncelikle maşallah, kaç dönümlük bir arazi burası? Burası yaklaşık 6 dönümlük bir arazi. 6 dönüm. Kaç fidanım var? 3200. 3200. Bunun cinsi nedir? Şimdi cinsten girelim. Galaval. Galaval. Şimdi bu ağaçlarda %100 gübre atmanın amacı neydi? Öncelikle onu sorayım ben. Bu ağaçları ben geliştiremedim, büyütemedim. Boylanma problemi vardı. Boylanma problemi vardı. 2 yıldan beri siyah toprağı kullanıyor. Siyah toprağı kullanıyorum. Ne oldu? Sonuç. Maşallah. Büyümez dedim. Ağaç 3. teli geçti. Maşallah. Budacılar ne diyor? Şaşırıyor. Geldi. Şaşırıyor değil mi? Arkadaşlar şöyle bir yakın alalım. Yani bu ağaçta meyve tutumu vardı ama böyle sıklıkta yoktu. Şöyle bir meyve tutumu bence görmemiştirsiniz. Yani içe bakıyoruz, dışa bakıyoruz, alta bakıyoruz, onun altına bakıyoruz, sağa bakıyoruz, yan tarafa bakıyoruz. Meyve ağacı artık taşıyamıyor, yana doğru yatıyor. Maşallah. Öncelikle çok güzel. Cins nedir bunun? Galaval. Galaval. Başka var mı? Ha, tek çeşit burası. Tek çeşit. Yani 3000 kaç ağaç dediniz? 3200 ağaç. 3200 galaval. Gelişim problemini ortadan bitirmişsin. Yeşil aksamlar nasıl oldu? Yapraklar? Maşallah. Kadife gibi. Kadife gibi. Kadife gibi. Hiçbir problem yok. Pürüz yok. Maşallah. Çok güzel. Ömer Bey. Yani bayağı iyi. Kurtlar Tarım Ömer Bey tavsiyesi işe yaramış. Benim asıl problem bir yarısı bir yaş küçük. Onlar büyümüyordu. Sağ taraf aynı dikim. Bu taraf da aynı dikim. Aynı tarihli mi? Bu taraf gördüğünüz. Sol taraf. Bir yaş küçük. Bir yaş küçük. Diğer taraf boy neredeyse kaç metre? 4 metreyi almış. Burası gelişmiyor diye aslında. Evet. Sen kullanacaktın. Evet. Gelişim problemini bitirdi mi? Gelişmiyor diye kullandım. Sadece buraya kullanacaktım küçüklere. Hı hı. Sonra vazgeçtim, hepsine tavsiye etti Ömer Bey. Hepsine kullandım. Çok güzel. Gelişim problemini bitirdi mi? Bitirdi. Peki şunu da sorayım Ömer abi. Arabada gelirken konuştuk. Suyla alakalı bir sıkıntılar vardı. Nedir? Siyah toprağı attığın yerde sizin bir hastalık muhabbeti vardı. Gübreleme yapamamıştınız, besleme yapamamıştınız. Sadece siyah toprak atmıştınız. Evet. Yani gübrelerin atımıyla atılmayan arasında bir fark yarattı mı? Öncelikle kimyasal veremediniz. Geçen yıl hiç kimyasal vermedim. Hı hı. Bu yıl elma çok diye bir miktar verdim ama gene vermem gerekenden bayağı az miktarda verdim. Ama gene de yani kimyasal gübreyi de bir nevi ortadan yavaş yavaş kaldırttırıyor. Evet. Çünkü bitki çalışıyor, sağlıklı bir şekilde, evet. Kök ne kadar sağlıklı olsa o kadar iyi. Ömer abi, kalpten, gönülden, yürekten. Su tutmayı, sonuçlar, geçen yıl işte sulayamadı ya. İşte su onlardan tutmayı bahsettim. Su problemi. Geçen yıl suyum var arazimde, kendi suyum oldu halde. Başka sebeplerden dolayı çok, hı-hı, geç suladım. Ama ağaçlar hiç bozulmadı. Yani strese girmedi. Strese girmedi. Çok güzel. Su istediğini belli etmedi. Harika. Gayet yemyeşil filiz atmaya devam etti. Maşallah, maşallah. O bizim için çok önemli. Yani arkadaşlar, su savaşlarının, su problemlerinin çok fazla olduğu yıllara giriyoruz artık. Su kaynaklarımız tükenmek üzere. Ömer abinin demek istediği şu. Gelemedim, edemedim ama siyah toprağı attım. Bitki su sitesine girmedi. Kesinlikle ihtiyacı da duymadı. Doğru mu? Evet, yanlış anlamadım. Peki Ömer abi, şu gördüğün sonuçta kalpten, gönülden, yürekten, bölge halkı ve tüm Türkiye genelindeki seni izleyen herkese %100 gübre siyah toprağı önerir misin? Kesinlikle öneriyorum. Bahçelerinde en kötü şunu yapabilirler. Gözlemleyebilmek için bir miktarını kullanıp bir miktarını kullanmasınlar. Şahitli yapsınlar. Şahitli yapsınlar. Farkı görecekler zaten. Değil mi? Evet. Ben gördüm. Ben gördüm. Hepsini atıyorum. Evet, hepsini. Maşallah. Evet arkadaşlar, Yeniköy burası. Denizli, Çivril. 2 yıldan beri Ömer Bey %100 gübre siyah toprağı. Aslında alım amacı gelişmeyen fidanlarını şahitli iki yerdeki bir yıl sonra ektiği fidanlarda gelişim problemi vardı. Bu gelişim problemini ortadan kaldırdı. Diğer ağaçların 3. telinde
neredeyse seviyesine gelmiş. Maksat burada iki tel de bırakmaktı ama üçüncü tele kadar yükselmiş maşallah. Ömer abi çok teşekkür ederim. Yani bu videoda bize eşlik edip arazinde senin gibi üretim yapan çiftçilere şu gördüğün sonuçları aktarmak aslında yerli milli ürünlerimize sahip çıkmak anlama gelir. Evet. Çok teşekkür ederim sizlere. Evet arkadaşlar, muhakkak Denizli, Çivri'den Kurtlar Tarım, Ömer Kurt'la iletişime geçin. Siz de